Tamam, şimdi biraz konuyu değiştirelim. Karadenizlileri kızdıracak bir haberle devam ediyoruz. Bir Karadenizli olarak aslında ben de buna tepki gösteriyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Neden? Çünkü geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas, Lezzet Atlası dünyanın en kötü lezzetlerini sıraladı efendim. Karadeniz'in vazgeçilmezi karalahana çorbası o listede dünyanın en kötü yemekleri arasında yer aldı. Erzurum'un cağ kebabı ise en lezzetliler arasına girdi. Peki bu sonuçlara kim ne tepki verdi merak ediyoruz. Gelin o tepkileri izleyelim. Ben Karadenizli değilim ama Karadenizli gibi karalahana çorbasını seviyorum. Efendim, karalahana çorbası tüketiyor muyuz? Evet. Bir seviyor muyuz? Karadenizli olarak çok seviyoruz. Vitamin deposu. Yani o kadar şey olduktan sonra elbette ki vitamin deposu. Bir de yanında mısır ekmeğiyle beraber şöyle. Mısır ekmeğini de doğrayacaksın içerisine. Karalahana çorbası bir gastronomi sitesi tarafından dünyanın en kötü 10 yemeğinden biri seçildi. O sonuçsa Karadenizlileri kızdırdı. Esefle kınıyorum. Asla bu kadar olumsuzu hak etmiyor. İçinde yok yok dedik ama dünyanın en kötü lezzetlerinden birisi arasına girdi. Karalahana çorbasına yapılan bu haksızlık sadece Karadenizlileri değil, tüm lahana çorbası sevenlerini de kızdırdı. Kışın bir Rizeli olarak lahana çorbası kemik suyuyla, barbunyayla, mısır yarmasıyla, bir de dağ lahanasıyla yapılır lahana çorbamız. Onun tadına doyum olmaz. Kabul etmiyorum. Kesinlikle değil. Kesinlikle kabul etmiyorum ve açıkçası çok üzüldüm. Efendim, ilk defa mı tadıyorum? İlk defa tadıyorum. Çok merak ediyorum. Hep duyuyordum lahana çorbası. Özellikle kilo vermek isteyen bayanların vazgeçilmez çorbası diye biliyorum. Harika. Karalahana çorbasının aksine Erzurum'un coğrafi işaretle tescillenen cağ kebabı ise 2023 senesinin en iyi 20. lezzeti arasına girdi. Yani ilk 20 güzel bir ama aslında ilk 20 değil, birinci sıra olması gerekir. Çünkü cağ kebabı kuzu etinin son hali. Hani et deyince aklına kuzu eti geliyor ve cağ kebabı geliyor.